Merhabalar, ekranlarınızın başına hoş geldiniz. Bugün geleneksel ve tamamlayıcı tıp uzmanı Profesör Doktor Cemile Öztin Öğün hocamızı ağırlayacağız. Konumuz ikinci beynimiz olarak kabul edilen bağırsaklarımız. Bugüne kadar pek çok sağlık sohbetinde konuşulmayan bir takım gerçekleri, bir takım ezberleri bozacak hocamız birazdan. Özellikle kronik hastalıklarınız varsa, yakınlarınızda, ailenizde otizm hastası, epilepsi hastası olanlar varsa ya da birazdan konuşacağız. Lütfen haber verin çünkü daha önce duymadığınız tedavi yöntemlerini duyabilirsiniz. Çok önemli konulara bugün parmak basacağız. Hemen hocamıza dönelim, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ediyoruz, vakit ayırdınız ve çok güzel bilgilerinizle buradasınız. Eminim izleyicilerimiz bugün birçok hayret yaşayacaklar. Çünkü kesinlikle. Bağırsak inanılmaz bir konu değil mi hocam? Bağırsak biraz şaşırtıcı bir konu. Bağırsağın çok yakın zamana kadar yalnızca bir boşaltım organı olduğu düşünülüyordu. Hekimler dahil böyle düşünüyordu. Yani tıp çevreleri böyle düşünüyordu. Fakat özellikle ben aynı zamanda anestezi ve reanimasyon uzmanıyım biliyorsun. Evet. Yoğun bakım, reanimasyon yoğun bakım demek. Yoğun bakım pratiğinde bağırsağın önemini yıllar önce biz anladık anestezistler. Tamamlayıcı tıpta son dönemlerdeki araştırmalara dayanarak bağırsağın ne kadar değerli bir şey olduğunu keşfetti ve tamamlayıcı tıbbın uygulamasına girdi. Bağırsak bütün ezberleri bozan bir organ. Normalde beyin bütün organları yönetir. Bütün organlara emir verir. Ama şu an şöyle bir tartışma var. Acaba beyni bağırsak mı yönetiyor diye. Allah Allah. Bu ne anlama geliyor? Yani bütün sistem bağırsakların sağlığına bağlı. Neredeyse öyle. Biraz insanlara ilk duyduklarında tuhaf geliyor. Abartı geliyor. Nasıl olabilir diye geliyor. Ama üzerine o kadar çok bilimsel araştırma eklendi ki bir sürü kişi bunun hala tıp çevrelerinde de farkında değil. Yavaş yavaş bu farkındalık artıyor. Halkın farkındalığının artması daha değerli. O kadar ezber bozacak, o kadar şehir efsaneleri yıkacak bilgiler var ki bağırsakta. Peki bağırsağı biraz yakından tanıyalım mı? İçinde çünkü ayrı bir dünya var. Flora dediğimiz bir şey var hocam. Flora ne demek? Evet. Flora aslında bakteri ailesi demek. Öyle yaratılmışız ki vücudumuzun her yerinde bazı mikroplar var. Bunlar özel mikroplar. Hani peyniri ve yoğurdu yapan da mikrop biliyorsunuz aslında. Maya gibi evet. Anlayalım hocam. Fakat ama bizim vücudumuzdakilerin hepsi maya değil. Basbayağı bunlar bakteri dediğimiz mikroplar. Bunlar bir aile oluşturuyorlar. Hem cildimizde var, hem ağzımızda var, hem de bütün sindirim borumuzda var. Sindirim sistemi bir boru gibi ağızdan başlıyor ve anüste son buluyor. Yani kalın bağırsağın son kısmında son buluyor. Ama bir boru gibi düşün. Yani yemek borusu zaten bir boru. Mide biraz genişlemiş bir boru. Biraz formu değişik. Ama ince bağırsaklar kalın bağırsaklarda ince ve kalın borular gibi düşünürsen her tarafı gerçekten bir tüp sistemi. Ama bu sistem içinde deryalar barındırıyor. Bir kere yalnızca besini alıp besinin uygun kıvama gelip de emilmesi ve kana karışmasını sağlamıyor. Bu en önemli görevlerden biri. Bir sürü hormon üretiyor. Bir sürü vitaminin üretimini sağlıyor. Ve her şeyin doğru gitmesini sağlıyor. Ve o kadar çok madde üretiyor ki aslında. Maddeler salgılıyor ki. Bu maddeler mesela açlık toklukla bile alakası var. Hani eğer bir türlü çözüm bulamadığınız obeziteniz varsa dönüp bir sindirim sisteminde bu hormonlara bakmak gerekiyor. Bu hormonlar araştırılıyor. Bunlar çok çabuk acıkıyorsak. Çok çabuk acıkıyorsan mesela parazitin olabilir. İştahımız çok açıksa bu da bağırsaklarla ilgili olabilir mi tabii hocam? Tabii. Yani oradaki hormonal yapıdaki problemden olabilir.
Bir de parazitten olabilir. Peki her şey yolunda gidiyorsa biz zaten içerideki o muazzam fabrikanın farkında olmuyoruz. Ha, evet, aynen. Ama bir şeyler öyle ters gitmeye başlayınca en basitinden yemek yedikten sonra bile inanılmaz bir şişkinlikle, ağrılarla, anlam veremediğimiz gaz sorunlarıyla baş ederek başlıyoruz bu hastalık yolculuğuna. İşin evet sonu maalesef çok kötü de bitebiliyor kronik hastalıklarla. Peki bağırsak hangi hastalıklardan belli başlı sorumlu hocam? O kadar çok var ki. Şimdi eğer ki alerjik hastalıklarınız varsa, astım, egzama, alerjik rinit dediğimiz hani saman nezlesi veyahut tiroid probleminiz, guatrınız varsa, tiroidiniz az çalışıyorsa ya da öğrenme güçlüğü, konuşma bozukluğu, otizm, bipolar hastalık dediğimiz manik depresif hastalık, epilepsi, şizofreni, otizm varsa hiperaktivite hani çocuklarda görülen bu varsa daha bir sürü sayacağım herhalde. Bütün bunlarda önce dönüp bağırsağa bakmak gerekiyor. Çünkü bunlar özel bir diyetle tedavi edilebiliyorlar. Mesela ne otizm ne epilepsi bir kader değil. Otizm 6 yaşına kadar tedavi ederseniz geriye %100 dönebiliyor. 6 yaş sınırı mı var hocam otizmde? 6 yaş sınırı var. 6 yaştan sonra eğer tedaviye başlarsanız hayat konforu artar. Çocukta mutlaka ilerleme olabilir ama %100 dönmez. Ne yazık ki otistik çocuklar 3 yaşından, 5 yaşından sonra tanınabiliyorlar. Otizm çok erken tanınması lazım. Erken tanınırsa bir metabolizma hastalığı. Onlar vücutlarındaki zehiri atamıyorlar. Atamayan çocuklar, atamayan bebekler diyelim. Epilepsiye gelince, epilepsi, Sara hastalığı. Bunların %85'i, yani %15'i falan mesela çarpma, düşme, kaza geçirip de travmayla. Evet, travmayla. Yani travma demek istemiyorum. Hı hı. Yanlış Türkçe olsun diye uğraşıyorum. İşte trafik kazası geçirdi, ağaçtan düştü. Ondan sonra çok şiddetli korktu, ışık geldi, ses geldi. Bazen böyle şeylerle de epilepsi oldu. Ateşi çıktı. Böyle epilepsi oldu veya epileptik nöbet geçirdi. Bunların dışında, bunlar tamam. Bunların dışındaki epilepsilerde dönüp bağırsağa bakacaksınız. Bu insanları düzeltmek mümkün. Çünkü ne oluyor? Diyeceksin ki niye? Neden? Evet. Niye? Çünkü bağırsakta hücreler böyle yan yana, çok özel hücreler bunlar, dizilmiştir. Ve ağzımıza lokma girdiğinden beri, hani bu konuda biliyorsunuz hadis de var. Bunu seninle yakın zamanda konuştuk herhalde. Evet, hani çiğnemenin önemi, çok çiğnemek lazım. Çiğnediğin şey enerji olur, yuttuğun şey yağ olur. Hani ne kadar az çiğneyerek yutuyorsanız o size zarar. Orada müthiş bir cümle geçti yalnız hocam. Çiğnediğimiz şey enerji olur, hemen yutarsak yağ olur. Hani bu obezite dedi, hani abire yiyoruz kilo. Bir kere ne kadar çok çiğnerseniz doğru sindirim enzimlerini, doğru sindirim maddelerini salgıladığınız için ağızda böyle pelte kıvamına veya humus kıvamına gelmesi lazım. Nasıl anlatmalı onu? İyice çiğneyeceğiz. Evet, iyice çiğnedikten sonra yuttunuz. Ve bir sürü, aslında siz yuttunuz da sizden geçti. Hani yuttunuz, olay bitti sizin için. Tadını da aldınız. Ama orada o müthiş bir mekanizma işlemeye başlıyor. Bir kere yemek borusu. Mesela yemek borusuna problem yaşıyorsunuz. Reflü dediğimiz acı su gelmesi. Burası yangınla böyle yataktan fırlayan insanlar var. Eğer böyle bir probleminiz varsa mesela, oradan başlıyor yemek borusundan, siz GEPS hastasısınız. Yani bağırsak ve psikoloji sendromu dediğimiz, İngilizce ismi GEPS, GAPS diye yazılıyor.
internetten bakabilirler. G, Gaziantep'in G'si, Adana'nın A'sı, ondan sonra Pozantı'nın P'si, Samsun'un S'si diyeyim, GAPS diye yazılıyor. Bu arada kendi memleketimi arada hep oralarda geçiriyorum. Bir kere lokma geçti, mekanizmalar çalışmaya başladı. Birinci plandaki problem reflü. Bu insanlara ne yapıyorlar? Hemen asit baskıları. Senin asidin fazla. Yok, senin asidin fazla değil. Aksine o insanların mide asitleri azdır. Mide asidi az olan insanlara mide asidini azaltıcı ilaçlar veriyor hekimlerimiz, arkadaşlarım. Eyvah eyvah. Aslında orada midede yeterli asit olmadığı için iyice sindirilemediğinden köpürüyor. Yani asit köpürüyor. Orada yanlış bir bileşim oluyor. Köpüren asit yukarıya doğru çıkıyor ve midenin içi aside dayanıklı yaratılmış. Ama yemek borusunda öyle bir şey mekanizma yok. Evet. O asidi görünce perişan oluyor. Şimdi bir numarada bu. Aşağı doğru geç, midenin geç boşalması. Şimdi hastalara soruyorum. Sindirim sisteminizde bir problem var mı? Yok. Peki acı su gelmesi var mı? Var. Yani problem yoktu. Kabızlığın var mı? Var. O da bir problem. Başlı kabızlık. Başına değil mi? İnanılmaz. Peki, bir problem. Peki şişkinliğin var mı? Oluyor. Peki yanman var mı? Oluyor. Ama hiç problemi yok. Niye? Çünkü insanlar yıllarca böyle kabız yaşıyor. Acı su gelmesiyle yaşıyor. Şişkinlikle yaşıyor. Gazla yaşıyor. Zannediyor ki zaten hayat böyle geçiyor. Bu benim normalim. Bundan hiçbiri normal değil. Bunlardan birisi varsa sizde normal değilsiniz. Ara ara ishalleriniz, ara ara kabızlığınız oluyorsa, kabızla ishal arasında gelip gidiyorsanız, durduk yerde ishaliniz başladıysa bu normal değil, asla normal değil. Dışkılama alışkanlığınızda değişiklik varsa alarm, bu normal değil. Bulantılarınız oluyorsa besinlerden sonra, bu çok çok tipik bir bulgu. Bulantı. Tabii bulantı, baş ağrısı, ağırlık hissi, kesinlikle o. Ona reaksiyon gösteriyor. Hemen uykumuz gelir mesela. Uykun geliyorsa o sana toksiktir. İyi bir şey yemedik. O sana zehirlidir. Hocam şimdi az önce o kadar önemli hastalıklardan bahsettiniz ki. İşte astımdan başladınız, hiperaktiviteyle listeyi uzadı gitti. Daha da uzatabilirim. İşin garip tarafı bu hastalıklara bize modern tıp diyor ki bu hastalıklar için bunların tedavisi yok. Ömür boyu siz ilaç kullanacaksınız deniliyor. Evet, otizm ve alerjiler, otizm hiç iyileşmez deniyor. Egzama, alerji, işte tiroid için ömür boyu hormon kullanacaksınız deniyor. Peki ömür boyu ilaç kullanmakla bizi mağdur eden bu hastalıklara siz diyorsunuz ki bunun diyetle... Hatta şizofreniden bahsediyorum. Evet. Tedavisi var. Bu nasıl bir şey hocam? İnanılmaz bir şey. Bu inanılmaz bir şey. Bunu yaratan yine bakabilirler. Hem benim... Facebook sitemde bunlarla ilgili ve web sitemde bunlarla ilgili bilgiler de olacak. Oradan da takip edebilirler. Kendileri Natasha Campbell-Bright, benim Amerika'da Amerikalı hocam. Onun sertifikalı eğitmeniyim. GAPS Türkiye'deki GAPS eğitmenlerinden biriyim. Sayılarımız az. Büyük bir bilimsel platform oluşturma çabasındayız bununla ilgili. Toplantılarım sürekli bilimsel bir arena oluşturmaya çalışıyoruz. İnsanlarda bununla ilgili farkındalığı artırmak için insanlar bu konuda gerçekten bilmiyorlar insanlarımız. Özellikle otizm konusunda, psikiyatrik hastalıklar konusunda, epilepsi konusunda farkındalığı daha fazla artırmaya çalışıyoruz. Bunu bir sivil toplum hareketi gibi de düşünebilirsin. Yani bunu bir ödev gibi, bir görev gibi de addediyoruz biraz. GAPS bir Amerikalı nöroloğun ve beslenme hekiminin kendi çocuğundan yola çıkarak oluşturduğu bir bilimsel çalışmanın sonucudur. Bir beslenme şeklidir. Tamamen olayın bağırsak kökenli olduğu
açıklandıktan, bulunduktan sonra bağırsağın içini iyileştirmeye yöneliktir. Hocam, sırada reklamlar var. Hı-hı. Reklamlardan sonra size soracağım. GEPS diyetinden örnekler verir misiniz diye, ama önemli bir soru da var sırada. İsterseniz ona yer verelim tamam mi? Tamam. Abdülkadir Bey diyor ki 2004 yılında kalın bağırsak ameliyatı geçirdim. 45 santim parça alındı. 2013 yılında tekrar ameliyat olmuş, 15 santim tekrar alınmış. Şu anda haftada bir karın ağrısı, kabızlık sorunu var. Ne yapabilirim diyor hocam. Niçin geçirdiği önemli. Yani polip mi vardı, tümör mü vardı, ülseratif kolit miydi, Crohn hastalığı mıydı kendisi? O bilgiyi verirse bunlarla ilgili cevabım değişir kendisine. Eğer kronik, yani süreyen bir iltihaplı, mikropsuz iltihap hastalığı, Crohn ya da ülseratif kolit ise bunlar da GEPS diyetinden fayda görüyorlar. Eğer polipse, ailesel polip veya bir tümöral bir problem varsa yine bunlar GEPS diyetinden fayda görür, fakat oradaki durum farklıdır. Birisi kansere yakın bir rahatsızlıktır, birisi kronik iltihaplı bir rahatsızlıktır. Farklıdır. Hı hı. Bakış açımız da farklıdır. Şimdi konuşacağımız çok konu var. Çocuklarımız evet, bizim için çok önemli hocam. İlk bölümde 6 yaşından önce otizm tedavisinin GEPS diyetiyle yapılabileceğini söylemiştik. Bunun için ailelere erken belirtilerden mi bahsetmek lazım? Tanı geç konuyor demiştiniz. Evet, tanı çok geç konuyor. Ne yazık ki bir sürü değerli çocuk nöroloğumuz var, ama hasta çocuk nöroloğuna bir kere ulaşmıyor. Ulaştığında da her ne kadar bu konuda bir sürü değerli arkadaşımız olsa da otizm hala bazı açılardan kapalı bir kutu ve bunu tanımakta herkes aynı yetkinlikte olmuyor, zorlanılabiliyor. Bu ayrı bir konu, ayrı bir uzmanlık konusu. Bir kere çocuğun yürümesi, konuşması gecikiyorsa, hani zaten geç yürümüş, ben de geç yürümüşüm, İşte babası da dayısı da geç yürümüştü, geç konuşmuştu. Bir kere geç yürüme, geç konuşma düşünceniz varsa hiç vakit kaybetmeyin. Ama en önemlisi, bu çocuklarda göz kontağı yok. Göz kontağı hiç kurmazlar. Ve bu çocuklar bebekken kırmızıyı izlemezler, maviyi izlerler. Ve idrarları biraz farklı kokar. Bunlara bebeklerinize lütfen bakın. Bebek eğer sizi izlemiyorsa, bebek kendi halinde takılıyorsa, kendi halinde parlak ve kırmızı objeler bebeğin hemen ilgisini çeker. Böyle bir şey çekmiyorsa şüphelenin. Panik olmayın, şüphelenin. Hani bir şey varsa soru işareti gitsin. Ne kadar erken davranırsanız o kadar bebeğin beynine ağır metal dediğimiz civa, kurşun, alüminyum, nikel gibi bir takım şeyleri bunlar vücutlarından çıkaramıyorlar. Bunlara birikiyor. Özellikle aşılarla gelen ağır metaller çocukların otizm olmasında çok ciddi. Burada Sağlık Bakanlığı beni aforoz edecek. Ama ne yazık ki bunu söylemek zorundayım. Bu aşılar mesela bazı aşılar içerisinde ağır metal taşıdığı için bu çocukları daha kötü yapıyor. Bu bir meyil. Bu meyli eğer keşfederseniz bu çocukları doğru yönetmeye başlarsınız ve kurtarabilirsiniz. Zehir atmalarını sağlayabilirsiniz. Bir de şunu vurgulamak istiyorum. Mesela iki bebek oluyor anne karnında. Biri otistik oluyor, biri normal oluyor. Deniyor ki annenin çöpünü boşalttığı bebek o. Annenin çöpü, yani zehiriniz, vücudunuzda zehiriniz oluyor ya. Anneler, sigara içiyorsunuz ya. Sigarayla vücudunuza kurşun, kadmiyum ve arsenik, 3 tane ağır ve çok zehirli maddeyi yüklüyorsunuz. Ve sonra içiyorsunuz, yüklediniz bunu. Bebeğinize bütün ya da başka zehirler aldınız. Yani yiyeceklerden ne kadar çok zehirle yüklüyseniz o risk sizde daha fazla. Yani ilk bebekte mesela oluyor. Annenin zehrini ilk boşalttığı hangisi ise. Anne karnında bile işte o artık ilahi bir şekilde birini seçiyor, birine gidiyor. Öbürü normal doğuyor. Ama zehrinizi, siz de zehrinizi boşaltıyorsunuz. Ama
çocuklarımızı en azından 6 yaşından önce bir yani şekilde... Yani bir önceden koruyalım. Evet, bunu yapmayalım. Bir sigara içmeyelim. Tamam. İki, bir şey olduysa da erken fark edelim. Erken tedavi alalım, şanslar olsun. Peki diyelim ki ekran başında, ailesinde, yakınlarında otizm hastası olan, 6 yaşından büyük bireyleri olan insanlar var. Hı hı. Ne yapacaklar hocam? Onlar da bu diyete başlayabilirler, bu tedaviye başlayabilirler. Böyle topluluklar kurmaya çalışıyoruz zaten. Bu aileleri bir araya getirip birbirleriyle yardımlaşmaları gerekiyor. Bu diyeti yapmak kolay bir şey değil. Bizim yönlendirmemiz, bizim tedavimiz altında olmaları gerekiyor. Vücutlarından zehir atmaya yine çalışmak gerekiyor bunların. Zehir atma problemleri var. Bunların öz bakımları belki düzelebilir. Yani bunlar normale gelmezler ama çocuktaki her ilerleme, mesela otistik anne ve babaların anne baba çocuğunun anne baba dediğini duyması bile o kadar değerli ki. Müthiş bir hediye değil mi? Çok evet, sarıldı, sarılması. Yani bunları yapamayan çocuklarımız var. Peki. Hocam konularımız çok fazla. Hemen bir diğer konu. Gluten ve kazein diye iki farklı kavram var. İki zehir var. Bunlarla bağırsakların ne ilgisi var hocam? Bunlar bir numaralı, ikisi de baş terörist bunlar. Gluten, buğday, arpa, yulaf, çavdar ama en fazla buğdayda bulunuyor. Kazein ise sütte bulunan bir protein. Bunlar protein. Ama ne yazık ki sanayileşmiş beslenme, rafine un ve ekşi mayayı bıraktık ya, artık garip başka bir maya kullanılıyor ekmeklerde. Ve içinde 101-102 tane katkı var yediğin ekmekte. Bunlar nedeniyle gluten eskiden açığa çıkmazken açığa çıkmaya başladı ve tipi değişti. Natürü değişti. Hani her şeyle oynadılar ya. Buğdayda da böyle bir zehirli bir madde açığa çıkıyor. Ve bu geliyor kesinlikle bağırsağı bozuyor. Bağırsağı bozan bir sürü şey var. Birisi bunlar besin alerjisi. Ya da sütteki proteine reaksiyon gösteriyor vücut. Ve bunların yaptığı en kötü şey öyle bir teröristler ki diyor ki dizin sana düşman, boynun sana düşman, tiroid bezin sana düşman. Senin bunlar sana düşman değil ama vücudu kandırıyor. Başlıyor diz ağrıları, dizi yiyor. Ona boynu yiyor, fıtık oluyor. Beli yiyor, fıtık oluyor. Dizi yiyor, dizin... diz ağrısından hani menisküsün yırtıldı. Mesela geliyor gencecik, genç bir hanım. Dedim çok mu futbol oynadın? Bakıyor, espri yapıyor. Yani bu menisküs öyle yırtılmaz ki. Gluten intoleransı, gluten hassasiyetiyle evet, yırtılıyor. Ya bu gluten ve kazein o kadar zehirli şeyler ki. Peki buğday yememek, un tüketmemek ya da süt içmemek bir çözüm mü? Hayatın o kadar içindeki Cemile Hocam ne yapacağız? Deniyor ki Fatma, iki kişiden birisinde öyle bir iddia var artık bu konuyla uğraşanlar. O kadar çok insanda bunlar var ki bu alerjiler. Bu insanlar bunun farkına varmadan yaşayıp ölüyor. Kimisi astımdan, kimisi tiroid probleminden, kimisi diz ağrılarından, kimisi bir sürü fıtıktan, romatizmayım ben diye dolanıyor kimisi. Alerjik problemlerden ya da irritable bağırsak sendromu diyor. Bunlarla debelenip gidiyorlar. Aşırı aslında, kabızlık değil mi? Veya kabızlıktan perişanlar. Veya şeker hastalığı oluyorlar. O da mı glutenli tabii, hocam? Tabii mesela kalp kasına kadar etkiliyor. Veya çocukları olmayan kadınlar. İnfertil tabii çocuk problemi yaşayan kadınlarda ya da polikistik over sendromunda. Gluten probleminin çok görüldüğü biliniyor. Çocukluk çağı astımlarında gluten ve kazein çok ön planda. Çocukluk çağı astım bir sürü hasta var. Gariplerim habire pufları, kortizonları alıp duruyorlar. Ama gluten ve kazein hiçbirine bakılmıyor. Peki bunu nasıl anlayabiliriz? Hassasiyetimizin olup olmadığını. O kadar basit bir test var ki. Bu da büyük biyokimyacı profesör ve epigenetik uzmanı Christopher Alice Smith, benim hocam. Bir epigenetik ve uygulamalı kinezyoloji dediğimiz özel bir test var. Kansız, radyasyonsuz.
hiçbir şey, siz bir kas testi. Bunun ortaya çıkıyor. Bu kas testiyle çok basitçe ortaya konabiliyor. Peki. Hocam şimdi hemen bir diğer konu. GAPS diyeti dedik sohbetimizin başından beri. Öyle bir şey ki Amerika'da kendi otistik çocuğunu tedavi etmek için nörolog, evet, uzmanın kadın ortaya çıkardığı müthiş bir diyet. Peki şimdi bu GAPS diyetiyle ilgili bize örnek verir misiniz? Çünkü bu bizim bildiğimiz diyetlere benzemiyor, değil mi? Yok, hayır, bu hiç kolay bir şey değil. Birkaç basamağı var. Yasak yiyecekler var. Yasak olmayan yiyecekler var. Temeli anneannelerimizin, babaannelerimizin meşhur ilikli kemikli et suyu var ya. Aa, hocam iliklik. Yıllarca bize yasakladılar onları. Aa, Canan Karatay Hoca çok haklı. Bakın o bir insan nasıl üzerine geliyorlarsa o bir şeyler doğru söylüyordur. Bir şeyleri doğru söylüyordur. Doğal olan, bir kere işlenmiş her gıda yasak. Market raflarındaki ürünler. İşlenmiş gıdalardaki maddelerin çoğu ciddi biçimde kanserojen. Cipslerin içinde nörotoksik, yani sinir sistemine zehir olan şeyler var. Tatlandırıcılarda sinir sistemini direkt zedeleyen, Alzheimer yapan madde var tatlandırıcılarda. Pek çok mesela diyet ürünlerinden ne olur kaçının, Alzheimer'ın yolunda koşuyorsunuz. İlikli kemikli et suyu. Nasıl hazırlayacağız? O böyle, bu epey bir ayrı bir konu. Ayrı bir GAPS diyetinin içeriği ayrı bir konu. Ama kuyruk yağı, hayvan yağları var ya. Hayvan yağları çok değerli. Onları koyuyorsun yemeğe. Patates hayatından çıkıyor. Bu tahıllar hayatından çıkıyor. Süt hayatından çıkıyor. Süt o kadar lazım bir şey değil. Böyle diyeceğim, ezberle bozacağım. Aa diyecekler. Ama kefir çok değerli. Ama yoğurt çok değerli. Ama evde yapılmışı. Evde mayalayacağız. Tabii tereyağı değil de ekşi krema diyoruz. Yani evde yaptığın, onlar değerli. Bütün sebzeler tamam. Etler, işlenmemiş etler, füme et, şu et, bu et, işte bilmem neli sardalya, hani hazır alıyorsun. Asla işlenmemiş etler, hepsi tamam, hepsini yiyebiliyorsun. Aslında bunlar herkesin sağlığı için değerli. Sağlıklı bir insan da bununla beraber bir detoksa girebilir. Kesinlikle, aslında bu bir çeşit detoks, bir arınma. Özellikle karaciğeri arındırmamız gerekiyor. Karaciğer öyle bir zehirle yükleniyor ki, bu yaşadığımız devirde zehirle yüklenmek çok kolay. Karaciğer kendini arındıramadığı zaman vücudu da arındıramıyor. Karaciğeri yüklememek lazım. Karaciğeri neyle temizleyebiliriz? Mesela sabahları sebze meyve suyu içerseniz. Çiğ mi olacak? Evet. Mesela pancar çok değerli. Pancar, elma, havuç ve kereviz. Enginar çıkmaya başladı. Ne diyorsunuz hocam? Enginar karaciğer için çok değerlidir. Karaciğer temizliği için enginar kesinlikle tüketmelisiniz. Peki hocam, şimdi bize bir diyetin ilk ipuçlarını verdiniz. Ama evet, siz buna yıllarınızı ayırdınız. Evet. Bunun için başka bir program belki yapacağız inşallah ileride. Herhangi bir soruları varsa, ki pek sorulara cevap veremedik. Hı hı. Konu çok büyük, çok geniş. Facebook sayfasından soru sorabilirler bana. Benim Facebook, evet, sayfamda. Onu da paylaşmaya devam ediyoruz. Şimdi bu bahsetmiş olduğunuz yasaklar ve serbest yiyecekler, anneannelerimizin, babaannelerimizin tükettiği evde mayalanmış yoğurtlar, ilikli kemikli, özel hazırlanmış et suları ama. Evet, böyle 24 saat falan pişirilen, gece böyle kısık ateşte onu bırakıyorsun. Peki biz bunları yapmaya başladığımız zaman sizin kontrolünüzde hayatımızda neler değişiyor? Otizm bununla mı yeniliyor hocam? Bu bozduğumuz bağırsak florasını tamamen mi düzeltiyor? Bağırsak cidarını yenilemek gerekiyor. Bağırsak bariyeri, bir bariyer var. Hı hı. Bariyer bozuluyor. Bariyer bozulunca bağırsak hücrelerinin arasından bütün zehirler, onlar engelliyor zehirlerin geçişini ya da besinlerin geçişini. Bir gün aşağıya armut öyle bir iniyor ki
sen 30 yaşına kadar armut yemişsin, bir şey olmamış. Armut doğru sindirilmeden iniyor ve aralıktan geçiveriyor, kana karışıyor. Kandaki hücreler diyor ki bu ne ki? Armut değil, benziyor ama değil. Bu yabancı bir madde. Hemen saldırın buna ve senin o gün armut alerjin başlıyor. Yani bağırsak hücrelerinin bütünlüğü bozuluyor. Bunu gluten, kazein yapıyor. Çok antibiyotik kullanmak yapıyor. Kortizon kullanmak yapıyor. Kortizon. Ne olur kortizona karşı daha duyarlı olalım. Ve anne babanız böyleyse siz de böyle olma riskiniz çok yüksek. Çünkü anne babanızdan ilk bakteri ailesini alıyorsunuz. Doğarken alıyorsunuz bunu. Sizde eksik yerleşebiliyor. Çok ağır stresler altında olmak, uzun tedaviler geçirmek, romatizmal ilaçlar kullanmak bu bakteri ailesini bozuyor ve siz GEPS hastası olma yolunda ilerliyorsunuz. Mesela hastanın bakıyorsun tiroid hormonları normal. Endokrin uzmanı arkadaşlarım diyor ki senin hormonların normal ama tiroid hormonu gidiyor, görev yapacağı yerde zehirler oturmuş bekliyor. Üzgünüm, buraya giremezsin diyorlar. Giremediği yerde nasıl görev yapacak? Hormon düzeyin normal ama sen hipotiroidisin. Sen tamamen hipotiroidi bulguları yaşamaya başlıyorsun. İşte uyku problemin, saçın başın dökülüyor. Ama test normal çıkıyor. Testlerin normal çıkıyor. Hocam o kadar önemli ama bir şey söylüyorsunuz. Bir sürü, o kadar çok subklinik dediğimiz böyle hafif ya da hatta orta düzey hipotiroidi hastası dolanıyor. Bunların çocukları olmuyor. Bunlar kilodan ölüyorlar. Kilolarını veremiyorlar. Depresyona ne diyorsun? Depresyonu bak en baştaki olan şeyi unuttuk. Depresyon GEPS hastalığıyla yan yana zaten. Bunların hepsinde tiroid problemi. GEPS hastalarının çoğunda tiroid problemi var. Büyük çoğunluğunda. Çünkü zehirler tiroidin görev yapmasını engellerler. Hocam az önce o kadar önemli iki konu vardı ki. Bir tanesi şuydu. Biz hep yabancı maddeleri alerji arıyoruz ya. Ama biz yıpratırsak bağırsaklarımızı armut gibi çok doğal bir şeye bile tabii. Geliştirebiliyoruz. Aynen öyle. Bir sürü garip besin alerjileri, garip alerjilerin oluyor. Bir süre sonra vücut öyle doyuyor ki dışarıdan gelen en ufak bir alerji madde, en ufak bir yabancı madde, zehir sende aşırı reaksiyona yol açıyor. Bir de diyorsunuz ki tahliller size her zaman doğru şeyi söylemeyebilir. Hayır. Yanılınan nokta bu. Doktorum dedi ki, psikiyatrisim dedi ki böyle oluyor. İşte endokrinoloğum dedi ki ama sen normal, senin testlerin. Psikiyatrisim dedi ki bununla tedavi olur mu? Yani mesela akupunkturla depresyon yurt dışında Harvard Üniversitesi'nin tıp fakültesinde, psikiyatri kliniğinde şakır şakır akupunkturla depresyon ve bütün psikiyatrik hastalıkları tedavi ediyorlar. Yani GEPS her yerde uygulanıyor. Bütün dünyada. Biz niye? Niye bariyer konduğunu anlamıyorum. Böyle herkesin farkındalığı. Yalnızca halkın değil. Benim meslektaşlarımın da farkındalığının artması gerekiyor ne yazık ki. Kesinlikle hocam. Bu arada hemen bir soru alalım mı araya? Tabii ki. İzleyicimiz demiş ki büyük abdestimde şeffaf yapışkan bir madde çıkıyor. Tehlikeli olabilir mi? Hocam bir de kandidadan bahsedecektik ya. Evet. Yani kandidası da olabilir. Kandida beyaz görünebilir, beyaz. Müküsten bahsediyorum. Müküs dediğimiz sümüksü madde. Pek çok nedeni olabilir onun. Çok az bilgi vermiş. Daha detaylı bilgiyi Face'te sorabilir. Probleme işaret edebilir. Müküs bazen normaldir ama çok müküs, çok fazla görünen müküs çok normal değildir. Orada ekstra bir salgının işaretidir ya da kandidanın işareti de olabilir. Kandida ne? Kandida bir maya mantarı, bir maya. Ve en fırsatçı, teröristlerin en başındaki bağırsağımızdaki bakteri ailesi bozulunca fırsatçı olarak ortaya çıkıyor ve diyor ki her yer artık benim. Ben her yere el koydum diyor. Ve en kötü bu şekeri alkole çeviriyor. Mesela şekeri yedin mi bu normalde sindirilip daha farklı bir şekilde sindirim yolu da başka maddelere parçalanıyor. Kandidanız varsa
hep kafanız biraz bir hoş. Ve işin kötüsü alkolü çeviriyor. Hep sürekli alkol alıyor basbayağı. Birkaç kadeh alkol almış gibi geziyorsunuz. Karaciğeriniz başlıyor yağlanmaya. Bu kana karışıyor. Karaciğer yağlılığı çok fazla artık etrafta. Ve kilo veremiyorsunuz. Ay bir elma yedim bir gün boyunca. Hiçbir şey yemiyorum hocam. Su içiyorum yine kilo alıyorum. Tabii veremezsin. Çünkü içeriden senin kandidaların o bir güzel alkolleri üretti sana gönderdi. Alkolün kalorisi çok yüksek. Sen alkolleri ala ala kilo alırsın tabii ki. Daha da kötüsü o alkolü olmaması gereken asetaldehit denen çok çok zehirli bir maddeye dönüştürüyor. Kandida öyle terörist bir şey ki o da her şeye zarar veriyor. Beynini bulandıran işte beyin hani bağırsağın beyni etkilemesinin nedeni bu. Alkol ve asetaldehit sonra şizofreni oluyorsun sonra bipolar hastalık oluyorsun. Beyne geçiyor ve beyinde beyni bulandırmaya başlıyor. Alkolün zarar vermediği bir organ var mı? Uzun süre alkol alıyormuş. Alkolik gibisin zaten. GEPS hastaları öyle. Kandidası olanlar. Bir sürü o kadar önüme 10 tane insan koyun. Onların 7'sinde kandida var. O kadar fazla. Onların tedavi etmezseniz o insanları onlar şeker hastası oluyor. Tansiyon hastası oluyor. Böbrek problemi yaşıyorlar. Tiroid problemi yaşıyorlar. Evet. O kadar yaygın ki. Çok önemli bir sorumuz var hocam. Hemen onu paylaşayım sizinle. Gluten alerjisi belirtileri vardı. Ekmeği tamamen kestim. Baş ağrısı, terleme, sırt, boyun terlemesi, kaşıntı, bacaklardaki halsizlik geçti. Kestikten sonra ekmeği. Ne zaman ekmek yediğim zaman ortadan kalkar diyor. Bu belirtileri ne etkiliyor? Ha, bu da güzel bir soru. Yani ne zaman biz ekmek yiyeceğiz, süt içeceğiz ya da başka bir şey? Şimdi şöyle, gluten bir alerji. Kazein daha çok genetik meyli olan bir şey. Kazeinden kurtulmak daha zor. Glutenden kurtulma biraz daha şansı var. Ekmeği kesmekle glutensiz beslenilmez. Gluten içeren şalgam da var. Bira da var. Ondan sonra poşet çayların, iplerin yapıştırıldığı yer bu nişastayla unla yapıştırıyor. Poşet çayı soktun mu gluteni aldın. Pek çok peynirde var, ayranda var, yoğurtta var. Gluten tabii onun nişastayı karıştırdı mı o gluten ne oluyor? Dahası daha komik bir şey söyleyeyim. Bir sürü salçalarda var. Salçalarda var. Yani ev yapımı olmayan salçalarda gluten var. Nar ekşilerinde var. Şimdi ekmeği keserek gluteni kesmezsiniz. Hamur işi ve ekmek en büyük grup mudur hocam? Hayır, tahılın, unun ve nişastanın girdiği her şeyi keseceksin. Şehriye yemeyeceksin, kuskus yemeyeceksin, bulgur yemeyeceksin. Patates alakası yok. Patates bir tahıl değil. Peki nişasta? Arpa, buğday nişastası. O zaman patates serbest mi hocam glutende? Gluten intoleransını probleminde patates yiyebilirsiniz. Ha bir şey bu güzel bir şey. Ama patatesi aslında biz çok sevmiyoruz. GEPS'te patatesi kesiyoruz. Özellikle şu patatesi kesiyoruz. Beyaz patatesi kesiyoruz. Nişastası yüksek patatesi. Sarı belki ileri zamanda yenebilir. İlk anda patatesi de biraz kesiyoruz. Pirinç ve mısır serbest. Glutenli hastada. Can bu çok geniş bir konu. Size ulaşmak lazım bununla ilgili değil mi? Evet yani FES'ten sorsunlar bazı soruları. Bu çok önemli bir konu. Bununla ilgili ben çok fazla insanda eklem problemi yaşıyorum. Eklem ve fıtık problemi olup da başvuran ya da astımla başvuran çok fazla insan var. Hepsi gluten ya da kazein hastası çıkıyor. Ya da romatizma diye doktor dolanıyorlar. Hepsi gluten kazein hastası çıkıyor. Peki hocam çok teşekkür ediyoruz katıldığınız için. Vaktimiz yetişmediği için bazı sorulara cevap veremedik ama sizin ekibiniz programdan sonra bizi arayan izleyicilerimize ulaşıyorlar. Evet. Onların numaralarından irtibat kuruyorlar. Soruları da bu şekilde programdan sonra hocamız cevap vermiş olacak. Tekrar teşekkürler. Facebook sayfamdan sorsunlar artık ne yapalım. Peki programımızın sonuna geldik. Yarın inşallah burada olacağız. İki haberlerinden sonra görüşmek üzere hoşça kalın.